İsmim Ebu Bekir. Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilgiler Öğretmenliği görevini yapıyorum. O kadar çok görmengeli dedim ki dilim artık onu söylüyor. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği yapıyorum. Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde. Nasıl arabanıza bindiğinizde bir yerden bir yere gitmek için ona ihtiyaç duyuyorsanız, görme engelliler de bir yerden bir yere gidebilmek için işte buna ihtiyaç duyuyor. Görme engelliler bununla bağımsızlar. Siz de araçlarınızla bağımsızsınız. Yoksa diğer türlü tabanvay dediğimiz yürümek zorunda kalacaktınız. Görme engelliler toplu taşımaya, alışverişini yapmaya, bazen berbere, bazen kuaföre, bazen eğlenmeye, bazen konserlere ve bazen de ailesini ziyaret etmeye beyaz bastonuyla gidiyorlar. Ve beyaz baston görme engellinin eli, ayağı, en önemlisi gözü ve kulağı. Bazen dokunma organı, bazen koklama organı. Aslında bütün duyu organlarının tek bir noktada toplandığı merkezdir beyaz baston. Beyaz bastonla görme engelli özgürleşir. Beyaz bastonla görme engelli dünyayı tanır. Küçük yaşta görme engelli olan çocuklarımızın bile dünyaya açılan penceresi beyaz baston. Biz bugün bunu anlatmak için sizinle toplandık. Dedik ki görme engelliler sadece beyaz bastonla özgürleşmiyor. Görme engelliler çok şeyle özgürleşiyorlar. Bugün gördüğünüz ya da duyduğunuz filmde bize ekranda bizim göremediğimiz, bizim anlayamadığımız yerleri bir hanımefendi seslendirmiş bu dizide. Bu olaya biz sesli betimleme diyoruz. Ankara'da birkaç tane görme engellinin bir araya gelerek oluşturduğu Türkiye Sesli Betimlemeler Derneği diye bir dernek var. Kısaltması SEBEDER. Bu dernek çatısı altında diziler, filmler, kısa filmler, belgeseller, tiyatrolar, aklınıza gelen, gelmeyen tüm görsel öğeler görme engellilere bu şekilde seslendiriliyor. Ve görme engellilerin sizinle birlikte fırsat eşitliğini sağlıyor. Böylelikle de görme engelliler bütün her şeyden haberi olabiliyor. Görme engelli arkadaşlarımız var aramızda. Hem onların anlayabileceği formatta düzenlenmiş olan bir dizi. Hem de siz gören, yani normal olarak nitelendirdiğimiz kişilerin anlayabileceği formatta bir dizi. Birlikte bir etkinlik yapmak istedik. Hepiniz hoş geldiniz. İyi seyirler diliyorum. Sessiz oda ekrana gelir. Sarkaçlı saatin saat başı gongları öter. Altın sarısı renkte üzerinde Pera Palace Oteli'nin logosu olan antika döküm anahtarlar siyah zemin üzerinde dönerek kameraya doğru yaklaşır. Ardından parlak sarı renkte dizinin adı belirir. Pera Palace'da gece yarısı. Esra otelin kapısından girer, kırmızı halı serili lobide yürürken şaşkınlık ve hayranlıkla etrafına bakınır.